Irak Türkmen Cephesi adına kazanan aday Erşad Salihi 9 Ocak'ta ilk parlamentonun oturumu hakkında Türkmen Uydu kanalına özel bir demeçte bulundu. Ameliye siyasiye parlamentonun pazar günü oturulmak konusu var. Siyasi çalışmalar Bağdat'ta şu an kimin Sadr grubu bunun yanında Sünniler bir anlaşmaya varmışlardır. Sünniler dün anlaşmaya göre Halbusi'den Hancer bir oldular. Bir de bunidan beraber beklirler diğer grupların birleşmeğini. Yani reis meclis nüvab üzerine genellikle Halbusi'nin tekrar meclis başkanı olacaktı ve bunda da imzalar toplanıldı. Gelince Türkmenlere, Türkmenler harda olacaktır. Bunu toplum sormaktadır. Açıkça diyelim zor bir muadeledi bu il. Çok zor bir muadeledi. Yani insanlar, benim temennim 3-4 dönem tecrübem neticesinde temennim Türkmenler herkes gelsin bir kütle kurağın, bir kütle kurak o Türkmen kütlesi geçsin, pazarlık etsin. Ama bakın bu muadele ne kadar zahmetti. 2 tane diyelim Thabit Beşer kardeşimizden Sid Züleyha Azim kütlesinden çıkıp Musul'dan onlar ayrıldılar. Ayrı bir kütlediler. Hemiz Hancar'ın kaymasındadılar. Bu iki dönemiz orada. Fetih kaymasının içinde 3 milletvekilimiz var. Biri Garip Kerküglü, o birisi Mehdi Amirli, o birisi Musul'dan Münteha Karakoyunlu. Onlar da ayrı bir kaymadılar. Yani burada ne oldu? Bir Sünni kaymasının içinden 2 tane var. Bir Şia kaymasının içinden 3 tane var. Gelince ondan sonra Sünni kaymasının içinde takaddüm listesinde Halbusi'nin kaymasında Lukman Reşidiyeli var. Bu oldu 6. Kaldım ben. Irak Türkmen Cephesi'nin temsilcisi. Peki ben harda oğlum? Kimiyle oğlum? Ve nece bir kütle kurağın? Ben temennimdi. Herkes çıksın kütlesinden gelsin bir kütle kurağın. Ama onlar için de zordu kütlelerinden çıkmak. Çünkü herkes öz vekilini yetiripti. Özünün sayısı fazla olsun. Zor bir muadeledi. Türkmen milleti için hukuku almak için zordu bu defa. Çok zordu. Ama biz mutlaka bir strateji kullanmamız lazımdı ki bu şeylerimiz, naiblerimiz her yerde olsunlar. Yani 3 denemiz Fethin içinde olsun, 1 denemiz Diyakın Takaddümün içinde olsun, 2 denemiz Hemiz Hancar'ın içinde olsun. Ama bunların tabii ben temin ederdim hepsi bir olsunlar. Ama onlardan da çıkmakları zordu. Onun için muadeleke zordu. Açıkça diyeyim milletimize bunu diyelim. Zahmet bir muadeledi. Ne zeyzene bir muadele yapakın ki hatta mesela Kürtler ne zeydiler? 33 tane diyelim partinin mümessili hepsi bir adamın ağzına bakırım. Mesut Barzani'nin ağzına bakırım. Diyelim KYB'nin, YKT'nin sadece Pavel Talabani'nin ağzına bakırlar. Bizim açıkça diyeyim size biraz zordu işimiz. Buna rağmen yani biz arkadaşlarımızdan görüştük. Kerkük milletvekillerimizden görüştük. Musullakilerden görüştük. İmkan dahilinde biz yeni bir strateji kullanmamız lazımdı. Yani bir taraftan olağın, hukuki mukavunimizi alağın, ondan sonra meclisin içine de bir Türkmen grubu kurağın. Yani Türkmen meselelerinde beraber olağın. Ama indi bunlara desek herkes öz kaymasından çekil, kayma başkanları kabul etmez. Bir de kanun ona izin vermez. Kanun ne diri? Kanun diri hükümet kuruluna kadar hiç kimse ayrı kaymaya gidebilmez. Demek ki ben bunları nece sesim getiririm? Zor olur. Yani 3 tane Fetih'ten çıkabilmez gelsin. Ya bir tane takaddümden olmaz çıksın. Çünkü kanun ne diri? Kanun diri hükümet kurulana kadar hiçbir naib çıkabilmez kitlesinden. İşimiz zordu ama mutlaka gerekim devam edelim.